In the name of Allah, the beneficent, the merciful. Efendim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir İngilizce mantık okumalarımızda tekrar birlikteyiz. Hatırlayacağınız üzere geçen hafta Isagoji okumalarına başlayacağımızı söylemiştik ve Feryal Salem'in sunuşundan hem Ebheri merhumu hem eserini tanıtan bir giriş mukaddime yazısı vardı. Onu okuyorduk. Sonra Isagoji'nin kendisine yani İngilizcesine ve tercümesine geçip onu oradan paylaşacağız inşallah okuyacağız. Şimdi ekran paylaşalım, kaldığımız yerden devam edelim. Gördüğünüz üzere değerli arkadaşlar geldiğimiz başlık Esirüddin el-Eberi'nin hayatı, yaşamı, hocaları ve çalışmaları olacak. Affedersiniz. Bu başlığa gelmiştik. Buradan okuyalım. İnşallah hem de bazı hususların üzerinde duralım. Bu arada hem Eberi ile ilgili hem de Isagoji ile ilgili diye maddesine bakın demiştim. Umarım bakmışsınızdır. En azından bir genel bir fikir vermiştir size. Esir ed-Din el-Eberi's Life, Teachers and Works. Esirüddin Eberi'nin yaşamı, hayatı, teachers, üstadları, hocaları, and works, eserleri, çalışmaları. El-Eberi was one of the early students of Fahreddin Errazi. That time 606. Vefat tarihi 606 olan Fahreddin Razi, bu meşhur ünlü kelamcımız, müfessirimiz, çok yönlü bir efendim alimimiz. İleride inşallah bu mantık derslerimizi, felsefe ön okumalarımızı bitirdikten sonra klasik kelam ve fıkıh usulü okumalarına geçtiğimizde Fahrettin Errazi'nin pek çok metinlerini inşallah sizinle birlikte okumayı düşünüyorum. Çünkü Fahrettin Errazi hem çok hayran olduğum bir isim hem çok velut, çok önemli bir kişilik. Özellikle müteahhirin dönem itibariyle konumu, yeri ve ortaya koyduğu eserler itibariyle son derece tanımamız ve bilmemiz gereken isimlerden bir tanesidir. Şimdi burada Ebheri konusuna müellifimiz girerken onun en önemli hocasını zikrederek girmesinin sebebi şimdi şöyle demesi gerekir. Yani öyle demeyi kastediyor. Ebheri Fahreddin Razi'nin öğrencisidir. Öteye başka bir şey söylemeye gerek yok. Yani bu çok önemli bir şey çünkü. El-Eberi was one of the early students. Evet. En önde gelen öğrencilerinden biri. Pardon. Paylaşımı durdurup boğazımı temizleyeyim. Evet. Umarım bir daha sizi rahatsız edecek öksürmelerim olmaz. Demek ki Eberi merhumun Fahrettin Razi'nin en önde gelen öğrencilerinden birisi olması hem Eberi açısından son derece önemli hem de bunu özneyi vurgulayayım müsaadenizle. Bu Esirüddin el-Ebheri'dir. Hi diye bahsettiğimiz zat. Bunu da birleştirelim isterseniz şöyle görsel olsun. Ebheri played a significant role in establishing Razi's model of argumentation, philosophy and theology. Ebheri, Fahri Razi'nin önde gelen öğrencilerinden biri olarak he played a significant role. Çok önemli bir rol oynamıştır. Ne de in establishing kurulmasında
yerleşmesinde El Razi's Model of Argumentation, burada argumentation'la mantık ilmi kastediliyor. Mantık modelinin, Razi modelinin, keza philosophy, Razi felsefesinin, and theology, Razi kelamının yerleşmesinde Eberi son derece önemli bir rol oynamıştır. Bir taraftan onun önemli bir öğrencisi olmasının Eberi'ye kazandırdığı bir statü var. Diğer taraftan bu öğrencinin hocasının düşünce ve fikirlerinin yerleşmesinde, kalıcı hale gelmesinde oynadığı rol söz konusu. Bunu ifade etmesi bakımından son derece önemli. Burada yine müsaadenizle renklendirelim. Argumentation of Razi, Philosophy of Razi, Theology of Razi, bunlar mantık sırasıyla argumentation, logic, philosophy, felsefe, theology, kelam. Çünkü çok yönlü bir bilim insanı olması hasebiyle Razi'nin bu yönlerinin yerleşmesinde ve kalıcı hale gelmesinde Eberi önemli bir rol oynamıştır. El Eberi's most famed works. Eberi çok velüt bir insan. Alt, aşağıda eserlerinden de bahsedecek. Çok velüttür, çok yönlüdür ve pek çok eserler ortaya koymuştur. Bunların en meşhurları most famed works, çok meşhur eserleri The Risalat el-Eferiye, eserinin risalesi, Risale-i Eseriye, İzagoci olarak bilinir. Known as the İzagoci. En Hidayet el-Hikme, Hidayetul Hikme, bu da established his renown and were used for generations in educational networks throughout the Muslim world from the Western Islamic lands to the Indian subcontinent. Öyle bir eser ki bu eser hem Hidayetül Hikme hem İzagoci olarak bilinen bu eserler yerleşmiştir, kalıcı kılmıştır onun bilinmesini, tanınmasını, şöhretini, his renown, iyi bilinmesini ve bu eserler were used, kullanılmış. Yani bu eserler kullanılmış derken tedris edilmiş, okunmuş, okutulmuş, şerhler yazılmış, efendim üzerine çalışmalar, haşiyeler yazılmış. Ne kadar? Four generation, nesiller boyu. Nesiller boyu bu eserler üzerine çalışmalar yapılmış. In educational networks, tabii bu eğitim ağında, yani o günün koşullarındaki eğitim ağında, eğitim programlarında nesiller boyunca bu eserler kendisinden yararlanılan eserler olmuşlar. Throughout the Muslim world, Müslüman dünyada olduğu gibi from the Western Islamic land, Müslüman batı dünyasından to the Indian subcontinent, Hindistan alt kıtasına kadar uzanan batı mağrip Müslüman ülkelerinden tutun, Kuzey Afrika, hatta Endülüs'ü de buna katabiliriz. Oradan bu tarafa doğru, yani batı dünyasından, Müslüman batı dünyasından Hindistan alt kıtasına doğru uzanan bu muhteşem coğrafyada Eberi'nin bu önemli, çok meşhur eserleri, İzagoci'si özellikle, nesiller boyunca İslami tedrisatın network'ünde yer almış ve programın vazgeçilmezlerinden olmuştur. Şimdi bu Eberi'nin ve daha sonra inşallah metnini de hem Arapçası hem İngilizcesiyle okuyacağımız İzagoci'nin ne derece önemli bir metin olmasını da inşallah beraber müzakere edeceğiz. Diyor ki there are a variety of reference to the birthplace of Asr ed-Din el-Mufaddal bin Umar el-Semerkandi el-Ebheri. That time 663, ölüm vefat tarihi 663. Aşağı yukarı hocası Fahrettin Razi'den 60 yıl daha
uzun yaşamış nereden baksanız. Onun diyor doğum yeriyle ilgili, yani nerede doğduğuna ilişkin, birthplace ilişkin çok farklı kaynaklar, atıflar ve bilgiler var. There are variety of references to the birthplace of Esirüddin bin Ömer. Esirüddin nerede doğmuş? Bununla ilgili çok fazla elimizde farklı bilgiler, farklı referanslar var. Şöyle de deniliyor. Gıyle demektir bu. It is said that, bunu işaretleyelim. Bizim Arapçada bunu kullanırken gıyle diye biliyorsunuz söylüyoruz. İngilizce'de it is said that gıyle el-Ebheri denilir ki, şöyle de söyleniyor. Bu bilgiler arasında şu da var. El-Ebheri began his studies in Mosul. Öğrenim hayatına Musul'da başladı. Den daha sonra moved to Horasan, Horasan'a geçti. And Baghdad, Bağdat'a geçti. In addition to being a student of Razi, Ebher'in bir önemli yönü de onun Fahri Razi'nin öğrenci olmasına ilaveten, in addition to being student of Razi, İmam Razi'nin öğrencisi olmasına ek olarak ilaveten, who is a contemporary of Nasır ed-Din et-Tusi. Onun vefat tarihi de görüyorsunuz 672, 672. 672'de vefat eden Nasırüddin et-Tusi, ki bu zatın özellikle kelam ve fıkıh usulü konularında ve hasreten mantığa ilişkin eseri, ki medreselerde özellikle İran medreselerinde, Doğu medreselerinde çok yaygın ve şöhretli bir eserin sahibi olan ve yaşadığı dönem itibariyle, yani 7. yüzyılda neredeyse modern çağda tartışılan konulara denk düşecek çok aydınlıklı fikirlere sahip olan bir isimden söz ediyoruz. Nasiruddin et-Tusi. Bunun da Diya'dan biyografisini kısaca okumanızı tavsiye ederim. Tusi'den haberdar olmanızı, Karafi'den haberdar olmanızı, İzbun Abdüsselam'dan, bu isimlerden haberdar olmanızı da hararetle tavsiye ederim. Çünkü ileri okumalarımızda sık sık bunlara atıfta bulunacağız ve onlarla ilgili beyanlarda inşallah bulunmuş olacağız. Demek ki burada okumuş olduğumuz paragraflarda iki önemli hususa değindik. Birisi Fahrettin Razi'nin öğrencisiydi. Onun fikirlerinin kökleşmesinde rolü oldu. Bir önemli hususta nereden ilim tahsisine başladı, nereye doğru gitti ve sonra bir muasır çağdaşı alime daha atıfta bulundu. Şimdi burada hatırıma gelmişken şunu sizinle paylaşmama izin verir mi lütfen? Şöyle söyleyeyim. Bizim klasik kaynaklarımızda da bu hususlara dikkat edilir ve özellikle modern çalışmalarda, bu da bir modern doktora çalışmasıdır. İşte Batı'da yapılmış bir doktora çalışması. Dolayısıyla bu tür ifadelerde mesela A. Ebheri, B. Çağdaşı Tusi, yukarıya yazarım Razi. Şimdi bunlar o kadar önemli, Tusi, Razi o kadar önemli isimler ki, bunu zikretmenin anlamı ne? Bunu zikretmenin anlamı şu: bu iki isim çıtanın çok yüksek olduğunu gösteriyor. Yani seviye, seviye, çıta çok yüksek. O günkü ilmi düzey, seviye çok yüksek. Peki bunların arasında yer etmek, eserler yazabilmek, bir yere gelmek, onların usullerine ilişkin eserler telif edebilmek nasıl bir seviye gerektirir? Yüksek bir seviye. İşte bu örneklerin verilmesi, genelde bu örnekleri veririz. Ve klasik kaynaklarımızda özellikle şuyuhuhu ve telamizuhu diye, hocaları ve öğrencileri diye uzun listelerin verilmesinin nedeni, söz konusu alimin çıtasını göstermektir.
Hocalarının düzeyi, öğrencilerinin düzeyi ve hoca. Bugün için de bu böyle geçerlidir. Kimlerden ders almış, kimleri yetiştirmiş, kendisi ne tür bir performans ortaya koyup eserler vermiş, bu son derece önemli. Şimdi diyor ki müellifimiz, "Many later commentaries were written on El-Eberiz İzagoci. Eperi'nin İzagocisi üzerine eserler ya da makaleler telif eden pek çok son dönem şarihler, yorumcular vardır." Şu sözcüğü işaretliyorum. Bunun anlamına, özellikle Arapçadaki karşılığı ve kullanımına dikkatinizi istirham ediyorum. Zaten bu İngilizce metinleri onun için okuyoruz. Özellikle de commentaries yorumcular demektir. Şarihler diye tercüme ediyoruz. Yani İzagoci üzerine şerhler yazanlar, son dönem şerhler yazanlar. Among the most well known, şimdi de buraya dikkat edin, aynı mantığa devam ediyoruz, şu çıta meselesine devam ediyoruz. Bu şerh yazanlardan, commentaries, şarihlerin içinde among arasında demek biliyorsunuz. Bunların arasında most well known, en çok bilinen, en şöhretli olanı da commentaries, bilinen şairlerden önemli olanı da Ard-ı Fevaid el-Fenariye. Bakın şimdi. Bu en çok bilinenler, yani o kadar çok şerh yazılmış ki İzagoci maddesini okursanız ya da görürsünüz, ben konu uzar diye özellikle İngilizce metin okuduğumuz için, metin okumadan bizi koparmasın diye oralara girmiyorum. Bakarsanız ne kadar şerhlerin yazıldığını orada zaten görürsünüz. Bunların arasında mesela Fevaidül Fenariye diye İzagoci'ye yazılmış bir şerh var. Kim bu? Bakın ne kadar önemli bir isim. Fenariye, written by Molla Fenari. Molla Fenari tarafından yazılmış bir İzagoci şerhidir. Bakın vefat tarihi Hicri tarih bu tabi. That time 834, 834'tür. The first Şeyhülislam, bakın ilk Şeyhülislam'dır. Fatih'in Şeyhülislamı. Of İslam of the Ottoman Empire, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Şeyhülislamı Molla Fenari, Fatih'in üstadlarındandır. İzagoci şerhi var. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun Şeyhülislamı İzagoci'ye şerh yazıyorsa bunu dikkate almamız gerekir. Son derece önemli bu. Diğer bir isim, bakın şerh yazanlar, meşhur şerhlerden birisi En el Matla'u Şarh el İzagoci, adı bu. İzagoci'nin şerhinin efendim tuluğu, efendim ortaya çıkıp kendini göstermesi anlamında bir Arapça ifade olarak. Of the renowned, bu çok ünlü, bu eser çok ünlü. Cairene Scholar Zekeriya Muhammed el-Ensari, that time 926, 926 Hicri'de vefat etmiş olan renowned, çok ünlü, meşhur Cairene, Kahire alimlerinden, yani eser ulemasından Zekeriya Muhammed el-Ensari'nin de böyle bir şerhinin bulunmuş olması son derece önem arz ediyor. The Izagoji was versified, bu da çok son derece önemli, vurguluyorum müsaadenizle. İzagoci versified by Abdurrahman el-Ahtari, bu çok son derece önemli. Özellikle medreselerimizde yaygın bir biçimde efendim şöhret bulmuş ve mantığa önem veren medreselerin vazgeçilmez eseridir. Özellikle Arap dünyasında Abdurrahman el-Ahtari'nin Süllemi Ahtari diye meşhurdur mantıkçılar arasında. Ondan bahsediyor ki bu eser The Isagoji was versified. Versify bir eserin
nesir halinde yazılmış bir eserin, mensur bir eserin manzum şiir haline dönüştürülmesi demektir ki bizde geleneğimizde bu çok yaygın, çok meşhurdur. Bu da ilmin ne kadar ileri bir düzeye, edebi bir düzeye sahip olduğunu göstermesi bakımından çok ünlüdür. Hemen hemen başka bir gelenekte bunu bulmak çok zordur. Hani başka geleneklerde doğrudan doğruya şiir olarak yazılmış, işte Yunanlarda Homeros gibi vesaire gibi pek çok metinler bulabilirsiniz. Ama orijinal müellifinin mensur olarak, nesir olarak yazmış olduğu bir metni şiirleştirme geleneği Müslüman geleneğe mahsus muhteşem bir gelenektir. Elfiyelerimiz var mesela. Arapçayı bütün nahvi kaideleri 1000 beyitte toplamış adam. Hadis usulünü 1000 beyitte elfiye, değil mi, toplamış. Iraki'nin, Suyuti'nin elfiyeleri meşhurdur. Peki, işte Abdurrahman el-Ahtari de vefat tarihi 938 Hicri olarak İsa Goci'yi çok harika bir metindir. Arapçası iyi olan içinizde meslektaşlarıma ve öğrencilerime okumalarınız hararetli tavsiye ederim. Süllemi Ahtari'yi. İnhis bu eserin, Abdurrahman el-Ahtari'nin eserinin adı Sullem. Merdiven demek biliyorsun. Sullemel Munavvarak fil mantık. Sullemul Munavvarak fil mantık. Eserin adı bu. Mantıkta efendim aydın yol anlamında diyelim, öyle genel daha açık bir Türkçeyle. Bu eser which became a prevalent source in North African and Maliki context. Bu Süllem eseri hakim, yaygın hale geldi. Became a prevalent source. Yaygın bir kaynak haline geldi. Nerede? Kuzey Afrika ve Maliki efendim mezhebinin yaygın olduğu, Maliki mezhebinin hakim olduğu bölgelerde, yerlerde bu eser adeta vazgeçilmez bir kaynak eser olmuştur. Dikkat ediniz, Malikilerin mantık ilmine verdikleri önem. Cabiri derslerimizde biraz üzerinde durmuştuk, hatırlayacaksınız. Endülüs'ten ve İbn Hazm'dan bahsettiğimizde, eğer izlemişseniz orada göreceksiniz. Mantık ilminin belli ölçüde felsefenin Endülüs'te ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu ve Ulum-ı İslamiye ile meşgul olan özellikle fıkıhçıların, fukahanın mantığı vazgeçilmez zorunlu bir ilim olarak gördüğünden söz etmiştik. İşte burada, orada da Maliki mezhebi biliyorsunuz Endülüs'te yaygın olduğu için Kuzey Afrika ve Maliki mezhebinin tarihsel olarak konteksti itibariyle yerleşmiş olduğu, mevcut olduğu yerlerde Süllemi Ahtari vazgeçilmez bir kaynak eser olmuştur. El Ebhariz İzagoci was first translated into Latin in 1625, ya da şöyle okuyalım, 1625, 1625 yılında by Thomas Novarinus, Thomas Novarinus tarafından 1625'te ilk defa Batı dünyasında İsa Goci Latince'ye tercüme edilmiş. Şimdi dikkat edin. Çok önemli bir tarih. Bunu vurgulayalım müsaadenizle. Farklı bir renkle vurgulayalım. İsa Goci ilk kez Latince'ye tercüme ediliyor. 1625 yılında Thomas
Novarins tarafından tercüme ediliyor. Ve bu tarihe dikkat edelim. Aydınlanmanın başlangıç neredeyse tarihidir. 17. yüzyıl, 1600'lü yıllar. Batı aydınlanmasının başlangıç yıllarıdır. Ve Batı aydınlanmaya başladığında bizim dünyamızdan tercümelerin ne kadar ağırla kazandığını da burada söylememiz gerekir. Hani diğer derslerde de söylüyorum ya, Batı bizim kaynaklarımızı kullanarak aydınlanmayı başarıyor da biz niye başaramıyoruz? Bir, iki, Batı kalarak bizim kaynaklarımızdan yararlanıyor da biz niye biz kalarak Batı kaynaklarından yararlanamıyoruz da konuşuyoruz ya derslerde bazen. Ona da yeri gelmişken dikkatinizi çekmiş olayım. Diyor ki Edwin Calverley later published an English translation of the Isagoge. Isagoge'nin İngilizce tercümesini daha sonra Edwin Calverley yayınlamış, published, bastırmış İngilizcesini. In the Duncan Black MacDonald Memorial Volume published in 1933, 1933'te MacDonald anısına ayrılan bir ciltte Edwin Calverley İngilizce olarak bu tercümenin İngilizcesini orada later published, son baskı olarak, en yeni baskı olarak bu MacDonald anısına ayrılan ciltte basımda onu neşretmiş. Diyor ki müellifimiz, Other works composed by El-Ebheri include. Ebheri'nin diğer çalışmalarını şu şekilde özetleyebiliriz. Include yani yeşmeli Arapçada. Şunları kapsar, içerir demektir. Peki onun meşhur çalışmalarından bazılarının sadece Arapçalarını söylemiş, İngilizcelerini vermemiş. Biz de şöyle hızlıca okuyup geçelim. Yani sadece merhumun hem ruhu şad olsun hem de eserlerinin Arapçalarını. Tenzilul efkar fi ta'dilil asrar, keşful hakaik fi tahkiril dakayık, risalet el bakira fi makalatiz zahira, kitabul metali, kitabu beyanil esrar, telhisul hakaik, zubdetul esrar, tehzibun nuket, risale fi fesat el ebhas, elleti vadaha mubriz el cedeliyin ve Risale muştemile ala semani aşara meseletin fil kelam. Kelamda 10 meselenin ele alındığı bir risaleden söylüyor Arapça olarak. Tabii Latin transkribiyle yazıldığı için Arapçalarını bilmezseniz pek doğru okuyamayabilirsiniz. Bunların İngilizcesini de verebilirdi ama vermedi de iyi olmuş. Vaktimizi almasın. Bunlarla uğraşmayalım. Şimdi diyor ki in addition to these works, bu çalışmalarına ilave ek olarak El-Ebheri also wrote a number of books. Çok fazla kitap yazmıştır. Ebheri also wrote a number of books on astronomy. Bakın astronomi ile ilgili. And geometry, geometri ile ilgili pek çok efendim eserler yazmıştır diyor. Most of El-Ebheri's works, Ebheri'nin eserlerinin çoğunluğu have not yet been published. Henüz pek çoğu basılmamış. Ve onlar are only available in manuscript form in libraries. Onlar kütüphanelerde manuskript olarak yani el yazması olarak available ancak ulaşılabiliyor, elde edilebiliyor bu eserler. Yani bunlar en üstelik kütüphanelerde el yazısı nüshalar olarak duruyor. Bunların tahkiklerini yapılarak bugünkü manada edisyon kritikten geçtikten sonra yayınlanmaları ve neşredilmeleri gerekiyor. Şimdi değerli izleyenler böyle kısa bir Ebheri biyografisi verdi bize müellif. Çok kısaydı. Şimdi Batı'daki akademik çalışmalar açısından ve sizin yapacağınız akademik çalışmalar açısından da efendim
Bu çok son derece önem arz eder. Yaklaşık 400 sayfalık bir tez bu. Bakın Eberi ile ilgili onun isagogisi üzerine yaptığı bir çalışma. Bakın Eberi ile ilgili verdiği tüm bilgi bir sayfaydı. Yani bir sayfa, bir sayfa. İşte Batı standardında tez yazmanın standardı budur. Şimdi bizim memlekette nasıl tez yazıyoruz? İsagoji üzerine yüksek lisans doktora tezi yapıyor. 150 sayfası İsagoji'nin hayatı. 50 sayfada İsagoji. Oysa İsagoji'yi merak eden, işte ben de size bakın bunları okurken diyorum ki Diya'ya bakın, şuraya bakın, buraya bakın. Biyografisiyle ilgili bilgileri verirsiniz, atıfları, oraya bakar insanlar. Kısaca hocaları şu, şudur, budur, işte bakın özet bir bilgi verdi, bu kadar yeter. Asıl amaç ne? İsagoji'yi ele almak. E o zaman onu ele al, onu görelim. Dolayısıyla bizim akademik hayatımızda yapılan tezlerin büyük bir çoğunluğu, üzgünüm, yeniden çalışılması gereken tezler. Çünkü tez konusu çalışılmamış. Tez konusuna hatta tabir yerindeyse giriş bile yapılmamış. Neyse bu derdimiz çok zamanımızı alır, ona girmeyelim. Şimdi de bakın takdime de dikkat edelim, hani kitabın konuları ele alışına da. İsagoji müellifinin çok kısa, bakın bir sayfalık hayatından bahsetti. Ama neredeyse 7-8 sayfa, birazdan başlayacağımız, okuyacağımız metin. Yine İsagoji'yi de içine alan bir başlık içeriyor. A Brief History of Logic. Mantık ilminin, mantığın, bir ilim dalı olarak mantığın, şimdi de kısa bir tarihçesinden bahsedecek. A brief history, kısa tarihçe demektir. Mantık ilminin kısa bir tarihçesini verecek bize. Bu kısa tarihçesinin içinde yine İsagoji'nin yerine, gelenekteki konumuna atıfta bulunacak ve böylece çalışma alanının son derece önemli bir bölümüne de ışık tutmuş olacak. Şimdi bu metinleri okuyoruz ki yarın bir gün siz bir yüksek lisans, doktora ya da doçentlik tezi hazırladığınızda inşallah o zaman bu tezlerin girişlerini yazarken, bu bir giriştir, orada ele alacağınız başlıkların içeriklerini Batı standardında bir yüksek lisans ya da doktora tezi hazırladığınızda o içerikleri nasıl tanzim etmenize bir örnek teşkil etmesini istiyorum bunların. Ve direkt bakın konu mantık olunca logic, logic'in babasından, father of logic'ten başladı doğal olarak. Mantık deyince ilk akla gelen antik Yunan'ın ünlü filozofu Aristoteles'tir. Ve oradan başlıyor bakın. Aristotle's works, known as the Organon, were given much attention for their use as a tool or instrument for acquiring knowledge. Burada bazı vurgulamalarımız gerekebilir. Onun için vurguyu açalım. Diyor ki, Aristoteles'in çalışmaları, ne olarak bilinen, organon olarak bilinen çalışmaları, Aristotle works, known as the Organon, were given much attention, çok önem verilmiştir. Çok dikkat çekmiştir. Neden? For their use, bu organonun, zamirimiz oraya raci, organonun kullanılması efendim nedeniyle. Ne olarak? As a tool.
İşte biz mantığın tanımında falan da onu söylüyoruz ya. Tool yani in Arabic aletun, alet demektir. Or instrument aynı şekilde vasıta, araç, alet demektir. Niçin? For acquiring knowledge, bilgi elde etmenin enstrümanı, bilgi elde etmenin vasıtası ve aracı olarak görülmesi nedeniyle Aristoteles'in Organon adlı çalışmaları, ki aşağıda bunların neler olduğundan bahsedecek, gelenekte son derece önem arz etmiş ve dikkat çekmiştir. Diyor ki müellif, the word organon means tool in Greek. Yunanca'da tool yani alet anlamına gelir. Organon, alet demektir. Dolayısıyla bizim Müslüman filozofların başta Farabi, İbn Sina gibi, işte ünlü Ebheri gibi mantıkçılarımızın mantığı tanımlamasında da bunu görüyoruz zaten, değil mi? İlmul mantık huve aletun diye başlıyoruz, değil mi? Aletun kanuniyet diye başlıyoruz. Onun için aletun. Yunanca'da alet anlamına gelen bir sözcüktür. The six books known in Aristotelian logic as the organon are. Bu altı kitap, The Six Books, bilinen altı kitap, Aristotelesçi gelenekte, Aristotelesçi mantık geleneğinde, Aristotelian logic, Aristotelesçi gelenekte, mantık geleneğinde, as the organon, organon olarak bilinen bu altı kitap ar şunlardır. Bir, bunlar meşhur bildiğiniz eserler. Kategoriler, on interpretation, bizim daha sonra ibare olarak Farabi'nin ifade ettiği metinler, yorumlar. Prior analytics, bu ön analitikler, yani birinci analitik, ikinci analitikler diye Türkçe'ye tercüme ettiğimiz ön ve sonraki posterior analytics, ikinci analitikler, topicler, on sophistical refutations, sofistike çürütmeler diye Türkçe'ye çevirdiğimiz bu altı kitap. Later commentators, son dönem şarihler, Aristoteles şarihleri in the Western tradition consider, Batı'daki son dönem Aristoteles şarihleri, Batı geleneğindeki Western tradition, consider seven rhetoric, edebiyat, söylem, poetics, şiir, bir de and Porphyrius'un isagogisini to be part of the organon, organonun kısımlarından olarak mütalaa ederler. Bakın, counselor. Kim? Batı geleneğindeki geç dönem Batı geleneğinin Aristoteles şarihleri, Organon şarihleri, Aristoteles şarihleri. Bu 7, 8 ve 9. Aşağıda Farabi de bunları 9'a çıkaracak. Onun da kendine göre bir tanzimi var. Bunları da ekleyerek 9'a çıkarmışlardır. Ve Batı'nın bu son dönem Aristoteles şarihlerine göre Organon 6 kitap değil 9 kitaba çıkmıştır. Şimdi burada biraz uzun bir paragraf okuyacağız. Burada bu paragrafta umarım konu zaten çok ağır değil, anlaşılarak gidiyoruzdur diye ümit ediyorum. Bu uzun paragrafta mantık ilminin zaten tarihçesinden malum bahsediyoruz. A Brief History of Logic. Burada da işte Yunan merkezli Aristotelyan bir durumun dünya coğrafyasına
nasıl yayılışına ilişkin bazı bilgiler ve tespitlerde bulunacak hanımefendi. Onu okuyalım. While modern histories on the spread and evolution of ancient philosophy tend to center on modern day Europe as the region in which philosophy emerged and evolved. Buraya kadar bir anlam verelim. Bu bayağı bir cümle. Böyle uzun cümleleri de nasıl anlamlandırıyoruz oldum ya da anlıyoruz olduğunu da görmek bakımından cümleleri uzayınca biraz bağlantılar, özne yüklem kurmaları zorlaşabiliyor malum. Buralarda dikkat edeceğimiz şey bizim Arapçadaki şart edatlarımız ve cümlelerimiz gibi burada zaman zarfı bir edatımız var. While iken demektir. Şöyle iken şöyle diye bir karşılaştırma ifade eder bu. Onun için ibareyi ve metni anlarken bu while bizde anahtar bir kavram olarak önemlidir. Evet. Modern tarihçiler ya da tarihler, modern tarihlendirmeler de diyebiliriz buna. Modern tarihlendirmeler, neye dair modern tarihlendirmeler? Hani modern yapılan çalışmalarda tarihlendirmeler oluyor ya, şu tarihte şöyle oldu, bu tarihte böyle oldu. İşte bu modern çalışmalardaki tarihlendirmeler, on the spread and evolution of ancient philosophy. Buraya kadar vurgulayalım farklı bir renkle while'dan sonra ayırt edici olması bakımından. Ancient philosophy antik felsefe demektir. Ancient, kadim, eski, kadim, antik felsefe diyoruz buna. Kadim felsefenin evolution gelişimi, spread yayılması üzerine modern tarihlendirmeler. Tend to center on modern day, modern zamanlara merkezleme eğilimindedirler. Yani modern zamanlardaki duruma tend to center odaklanmak, konunun merkezini oraya taşıma eğilimindedirler bu tarihlendirmeler. Modern günümüz Avrupa'sı, günümüz Avrupa'sına merkezini günümüz Avrupa kıtasına merkezini oraya doğru yönlendirme eğilimindedirler. Bu da region, bu günümüzdeki Avrupa bölgesi de bir alan, bir bölgedir. In which bu bölgede, bu günümüz Avrupa'sı dediğimiz bölgede philosophy, felsefe, bunu farklı bir renkle renklendirmeme izin verin lütfen. Önemli bir yüklem olduğu için modern tarihlendirmeler felsefenin gelişimini ve yayılmasını tarihlendirirken bunu günümüz Avrupa bölgesine endeksleme eğilimindedirler ki bu bölge felsefenin emerged, zuhur ettiği and evolved, geliştiği bir alandır. Yani Arapça olarak söyleyecek olursak bu bölge el felsefe kadza el felsefe kad zaharat ve tekemmelet. Burada felsefe zuhur etmiştir ve olgunlaşmıştır. A far more comprehensive history of philosophy emerging from ancient Greece reveals that in fact regions east of modern day Greece. Burada da günümüz Yunanistan'ı, günümüz Avrupa'sı bölgesinden şimdi günümüz Yunanistan'ını merkeze alan bir yayılmadan söz edecek. Ona cümlenin öznesine geçeceğim. Tire, bu günümüz Yunanistan'ı dendiğinde diyor, şuraları kastediyoruz. Places alan olarak, such as Asia Minor, küçük Asya gibi, bugün modern Türkiye'nin bulunduğu yer, Yunanistan felsefenin ortaya çıktığı alan deyince, buna bizim Türkiye'de Küçük Asya adı Küçük Asya'dır. Asia Minor'dır.
Onu da katıyoruz. Başka, bakın, Jundi Schaeper, bu yakın Bağdat'tır. Near Bağdat, Bağdat'a yakın. Parts of the Syrian Coast, Suriye'nin kimi kıyıları. And, yukarıdaki atladığım cümleye döneceğim. Orayı anlamamız için buralar gerekiyordu. And Alexandria, bu İskenderiye, adapted the ideas of Aristotle, Socrates, Plato and Plotinus before they became prevalent in Europe. Bakın. Bu saydığımız isimlerin felsefeleri, onların felsefeleri Avrupa'da yaygınlaşmadan önce, before they became prevalent in Europe, Batı'da yaygınlaşmadan önce, işte bu saydığımız yerlerde, yani günümüz Yunanistan'ı, Küçük Asya Türkiye, Cundu-Şapur Bağdat, Suriye'nin kimi kıyıları, sahilleri, İskenderiye, sözünü ettiğimiz Aristoteles, Sokrates, Plato ve Platonist felsefeleri bu bölgelerde yer bulmuştur. Neden önce? Avrupa'da egemen olup Avrupa'da yaygın hale gelmezden önce. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi bu cümle işte burada anlam kazanıyor. A far more comprehensive history of philosophy. Felsefenin tarihini daha kapsamlı bir biçimde dikkatlice incelediğimizde, comprehensive history of philosophy, emerging, bu felsefenin ortaya çıkışını, from ancient Greece, antik Yunan'ın içinden bu felsefenin ortaya çıkıp reveals, dağılmasını, that in fact regions, şu bölgelerdeki east of modern day Greece, bugünkü modern Yunanistan dediğimiz bu Yunanistan'ın doğu kesimi, region east, doğu bölgeleri, işte bu bölgelerin içine şunlar şunlar girer diye önce orayı okuduk, sonra bu cümleyi okuduk. Çünkü bu cümlenin anlamını iyi kavramak böyle. Bazen Arapçada da bu farklı dillerde özne yüklem, biliyorsunuz, kullanımları, dil mantığı ve gramer bakımından farklı olduğu için metinleri, uzun cümleleri, uzun metinleri okuyup anlarken buna biraz alışkanlık peyda etmek gerekiyor. Yani sürekli çok metin okursanız, özellikle orijinal metinleri, buna zaman içinde alışırsınız ve bunları bizim kendi Türkçe uzun cümlelerimizi, metinlerimizi okuduğumuz gibi anlama imkanınız olur. Şimdi yukarıda dedik ki when, böyle böyle iken, şimdi when Muslims, bu felsefi geleneğin modern tarihlendirmeleri böyle böyle olurken, when Muslims, Müslümanlar da şöyle şöyle oldu diyecek. Müslümanların da şöyle şöyle olduğu bir durum. Bu böyleyken böyle. Peki Müslümanlar settled in these regions. Yukarıda andığımız bölgelerin hepsine Müslümanlar yerleştiler. And ve or ya da Müslümanlar buraya, when individuals from these lands converted to the Islam, bireysel olarak Müslümanlar buralara gittiler ve buraların ihtida etmesine, Müslümanlaşmasına katkı saydılar. Converted to Islam, ihtida etmek demektir. Müslüman olmalarını sağladılar. The cultural practices and intellectual trends of these regions, bu bölgelerdeki intellectual trends, akli eğilimler, yani felsefi eğilimler, düşünsel eğilimler ve kültürel aktiviteler ne yaptı? Merged into the
Cosmopolitanism of Muslim Lands. Müslüman beldelerin, Müslüman coğrafyanın, Muslim Lands, Müslüman coğrafyanın kozmopolitan yapısına adapte oldular. Merging to birleşmek, adapte olmak, kaynaşmaktır. Böylece bu bölgelere hem Müslümanlar yerleşti, bu bölgelerin İslamlaşması ihtidasında önemli bir rol oynadı Müslümanlar ve keza aynı şekilde efendim bu bölgeler Müslüman coğrafyanın kozmopolitan yapısının içinde kaynaştı, yer aldı ve yine bu bölgeler hosted a variety of faiths. Çok farklı inançlara and schools of thought, düşünce ekollerine, yani felsefi ekollere ne yaptı? Hosted ev sahipliği yaptı. Under umbrella of Islamic civilizations. Müslümanlaşmış bu toplumların şemsiyesi altında pek çok farklı ekoller ve inançlar barınabildi ve Müslüman dünya onlara ev sahipliği yaptı. Şimdi dar kafalı hale geldiğimize bakmayın. Değil mi? Kimsenin kimseye tahammül edemediği, bir damla da fırtınalar koparan, birbirini tekfir etmek için bahaneler arayan, tırnak içinde affınıza sığınarak söylüyorum, yobazlaşmış Müslüman dünyanın haline bakmayın. Dünyanın en aydın coğrafyasının çocuklarıyız. Üstünde dolaştığımız coğrafya. Ben arabayla hacca gittim de o coğrafyayı da aynı zamanda gezme imkanım oldu. Her bir karış toprağında gezerken ne kadar heyecanlandım. Dünyanın aydınlanmasının bir zamanlar en aydın dünyanın merkezinin evlatlarıyız. Nasıl bir açı, nasıl durumdayız? Das böylece yani yukarıda dedi ki while durum şöyle şöyle Yunanistan'dan felsefe böyle yayıldı, genişledi, işte olgunlaştı, böyle böyle olurken aynı bölgelerde Müslümanlar da şöyle 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 oldu. What began as Greek philosophy under the pagan Greeks was studied by Greek-speaking Middle Eastern Christians who were later the mediums through which Muslim philosophers acquired these ideas. Böylece şu başlamış oldu. What began as Greek philosophy, Yunan felsefesi olarak başlayan şey, under the pagan Greeks, Yunan paganları, putperestlerinin ellerinde zuhur eden bu antik Yunan felsefesi was studied by Greek speaking, Yunanca konuşan Orta Doğu Hristiyanları tarafından studied, öğrenilirken, araştırılırken, incelenirken ki bu Orta Doğu, Middle Eastern Christians, bu Orta Doğu'nun efendim Hristiyanları ki who were later the mediums through which Muslim philosophers, dikkat edin, bu çok önemli bir cümle, bunlar geç dönem later the mediums through the which Muslim philosophers acquired these ideas. Bu felsefi, antik Yunan'a ait felsefi düşünceleri elde etmiş, acquired, kazanmış, iktisap etmiş Müslüman felsefeciler vasıtasıyla geç dönem
Müslüman felsefeciler vasıtasıyla o Hristiyan dünya Yunan felsefesini araştırabildi, çalışabildi, öğrenebildi. Son derece önemli bir tespit. As a result of this eastward spread, işte felsefenin bu doğuya yayılmasının bir sonucu olarak, bunu vurgulayalım isterseniz. As a result of this eastward spread, umarım yorulmamışsınızdır. Biraz okuyalım, aşağıda bir farklı önemli paragraf gelecek. Orada kalabiliriz çünkü bu biraz uzun bir bölüm. Felsefenin bu doğuya yaygınlaşmasının bir sonucu olarak regions, bölgeler like Baghdad and Samarkand became a new centers for the study of ancient philosophy. Çok önemli bir cümle bu. Antik Yunan felsefesi doğuya doğru böyle yayılınca bu sefer yeni felsefe merkezleri ortaya çıktı. Regions, bölgeler like Baghdad and Samarkand became, bakın bunu rengimizi biraz değiştirelim. Kalemimizin rengini yani. Became new centers for study of ancient philosophy. Antik Yunan felsefesinin öğrenilip öğretildiği, araştırıldığı yeni felsefe merkezleri ortaya çıktı. İşte burada Müslümanlar, here Muslim attitudes toward Greek philosophy, Yunan felsefesine attitude katkıda bulundular. Were diverse and variety of beliefs, hem çeşitli diverse hem farklı diverse farklı and variety of beliefs, çeşitli inançlar olarak ki bunlar were tolere edildi, müsamaha gösterildi bu inançlara ve farklılıklara and openly debated, gayet açık, sansüre edilmeksizin, sansür burada open, sansürlemenin karşıtıdır. Sansürlenmeksizin debated, müzakere, mütalaa ve tabir yerindeyse tartışılması sağlandı. İşte bunu diyor Müslüman dünya sağladı. Şimdi nereden geldik, nereye geldiğimize bakın. Tabii. Nereden nereye geldiğimize bakın. Yakın zamanlarda bizim fakülteye çok ünlü bir yetkili isim geldi. Ben detay vermek istemiyorum. Ben katılamadım, rahatsızdım da arkadaşlar söylüyorlar. İlahiyatlardan felsefeyi kaldırmak için çok uğraştık. Çok şükür hemen hemen de kaldırıyorduk ama sonradan işte şöyle oldu, böyle oldu da kaldıramadık diye üzülüyor. Çok önemli, yetkili bir adam bu. Geldiğimiz yer bu. Allah muhafaza. Ya kimin evlatlarıyız? Nasıl kültürün mensuplarıyız? Yani nereden nereye geldik? Nasıl geldik buradan? Nasıl çıkacağız? İşte bu YouTube kanalında naçizane işte dağarcığımızda ne varsa o kadarlığıyla ilgi duyan siz değerli izleyenler ve öğrencilerime bir çırpınış örneği olsun diye bu dersleri yapıyor olmamın başlıca nedeni bu. Biz kimiz ya? Biraz kimliğimizi bilelim, aidiyetimizi bilelim. Nereden gelmişiz, kimin çocuklarıyız? Dedelerimizi, atalarımızı, kültürümüzü, coğrafyamızı. Diyor ki, vurgulayalım.
Greek philosophical text, Yunan felsefi metinleri were first translated into Arabic by Arab Christians in Syria and Iraq who were trained in the Greek and Syriac using biblical text. Şimdi burada bu cümlede çok önemli olarak diyor ki, antik Yunan felsefe metinleri ilk kez first translated into Arabic, Arapçaya ilk kez tercüme edildi. Kimler tarafından bakın. Arap Hristiyanlar, Suriye'deki ama, Suriye'deki Arabistanlar, Irak'taki Arap Hristiyanlar, bunlar who were trained, eğitimli Hristiyan Araplar bunlar, in the Greek and Syriac, bu Süryanice demek, Yunanca ve Süryanice eğitimi almış, were trained in the Greek and Syriac, hem Süryanice hem de Yunanca iyi bilen, bunun eğitimini almış kişiler olan Suriye ve Irak Arap Hristiyanları tarafından ilk kez Yunan felsefesi Arapça tercüme edildi. Ki bu Yunanca ve Süryanice diyor, burayı ayrı vurgulamama izin verin lütfen. Çünkü İngilizce yapı açısından önemli bir şey. Bu Hristiyanlar Yunancayı ve Süryanice'yi iyi biliyorlardı. Çünkü Yunanca ve Süryanice kullanılıyordu in biblical text. İncil metinlerinin yazımında Yunanca, Latince işte Yunanca ve Süryanice yazıldığı için. Bu Hristiyanlar İncil metinleri Süryanice ve Yunanca olduğu için, eğitimlerini de böyle aldıkları için bu alanlara vakıftılar ve dolayısıyla onlar da efendim bu yeteneklerini kullanarak antik Yunan'a ait felsefi metinleri ne yaptılar? Arapça tercüme ettiler. Ki burada son derece önemli bir isime dikkat çekecek. The Abbasid rulers, Abbasi yöneticileri were great patrons of philosophers. Felsefenin büyük patronları olan, önemli bir ifade. Hanımefendi bunu bilerek kullanıyor. Abbasi halifelerinin, değerli arkadaşlar, Emevi halifelerinden en önemli ayrıcalıklı yanları, Abbasi halifeleri çok donanımlı insanlar gerçekten. İlmi manada çok yeterli adamlar. Özellikle felsefeye olan vukufları, işte söyleyecek El-Me'mun gibi, devletin hazinelerini seferber edecek kadar bu işin ehemmiyetinin farkında olan insanlar. Hani bazen konuşurken Emeviler, Abbasiler diye falan biraz kızıyor gibi konuşuyoruz falan filan da onların çıtaları çok yüksek. Tabii. Me'mumla oturup felsefe konuşacak günümüzde efendim çok az insan bulabilirsiniz İslam dünyasında. Meseleyi iyi biliyor. Yani dolayısıyla bu felsefenin patronları derken buradaki patrons yani ustaları demektir. Ehilleri, işin ehli efendim kişiler. Under the Caliph el-Ma'mun, burada under süreç ifadesidir. Yani Halife Me'mun'un hilafeti sürecinde el-Ma'mun halifetteyken a movement, bir hareket söz konusu oldu. Neye yönelik? To translate philosophical text into Arabic. Felsefi metinlerin Arapçaya tercüme hareketi başladı. Nasıl ama? A systematic fashion. Sistematik bir şekilde. Öyle rastgele değil, sistematik. Sistemli bir biçimde antik Yunan felsefesi Me'mun döneminde Arapçaya tercüme edildi. Bu tercüme
nerede ortaya çıktı? Emerged in an academy known as the House of Wisdom. House of Wisdom in Arabic, Beytül Hikme. Bağdat'ta biliyorsunuz Beytül Hikme kuruluyor. Beytül Hikme bünyesinde Beytül Hikme olarak bilinen known as House of Wisdom akademide an academy of House of Wisdom sistematik bir tercüme girişiminde bulunuyor. Sistematik olarak tercüme başlıyor. Öyle efendim rastgele değil. Efendim yüksek hoşgörünüze itimat ederek bu paragrafı da okumama izin verirseniz biraz uzadı gerçi ama şurada kalmak istiyorum. Onu hatta vurgulayalım. In the earliest phases of the development philosophy in the Muslim world, Elkindi, Müslüman dünyada erken dönem felsefenin gelişiminin başlangıç safhası olarak, erken dönem başlangıç safhası olarak Kindi diyelim, burada kalacağız. Şu paragrafı da müsaadenizle okuyalım, orada kalalım inşallah. Hani bu sizi çok zihinsel olarak yormadığı için biraz uzatıyorum. Daha sonra İsagoğlu'nun kendisini kavramları İngilizceden okumaya başladığımızda onlar sizi biraz yorabilecek. Orada daha fazla uzatmayabiliriz. Ya da işte ben uzatırsam da siz bölerek dinliyorsunuz diye de biraz rahat ediyorum. A philosophy became rooted in Arabic among Muslim thinkers. As philosophy, felsefe, bu bir clause bağlacıdır. As, onu şöyle vurgulayalım. As, when manasına burada bir bağlaçtır. Felsefe, Müslüman düşünürler arasında, among Muslim thinkers, Müslüman düşünürler arasında in Arabic, Arapça olarak ne yaptı? Felsefe kök saldı, temellendi, yerleşti, became rooted. Demek ki Müslüman düşünürler arasında felsefe Arapça kökenlerine, Arapça temel kaynaklara sahip olduğunda es, later Muslim philosophers bu Müslüman mütefekkirlerden daha sonra gelen Müslüman filozoflar did not simply preserve Greek philosophical text in Arabic. Bu şu Müslüman düşünürlerin Arapçada felsefeyi temel kaynaklarına kavuşturmalarına ilişkin çabaları ardından gelen later Muslim philosophers, mütakiben gelen Müslüman filozoflar did not simply preserve Greek philosophical text in Arabic. Sadece bu Arapça yazılmış olan Yunan felsefe metinlerini korumakla kalmadılar. Bakın, did not simply preserve, sadece korumakla kalmadılar. Rather, bilakis, they, bu, şu son dönem Müslümanlar, bu they, şu tam altına gelmiş. Engage with them, bu temel Arapça felsefe kaynaklarıyla meşgul oldular. Öyle meşgul oldular ki, engage with them, öyle meşgul oldular ve produced, ürettiler. Literature, bir literatür ürettiler. Ne ile? Bakın. To substantively develop these ideas further. Bu Arapça yazılmış olan temel felsefe kaynaklarını esaslı bir şekilde, substantively, önemli ölçüde bu fikirleri daha ileri boyuta taşıyıp these ideas further
daha ileriye taşıyıp daha ileri boyutta geliştirmek suretiyle bir literatür oluşturdular. Bir edebiyat oluştu. Yukarıda saydık ya, şerhleri, nesirleri, manzumları böylece ancient philosophy, antik felsefe, bu şekilde antik felsefe, and Islamic thought, İslami düşünce, antik felsefe ile İslami düşünce ne oldu? Merged to form a distinctly Islamic philosophical system. Bak ne kadar önemli. Buraya dikkat edelim lütfen. Onu hem de vurgulamama izin verin. Bu antik Yunan felsefesiyle İslam düşüncesi merged to form, birleştiler, bir form oluştu, bir suret oluşturmak üzere, bir biçim oluşturmak üzere birleştiler. Nasıl ama? Distinctly, net bir biçimde, ayrıcalığıyla, farklılığıyla adına Islamic philosophical system diyeceğimiz, yani İslam felsefesi diyeceğimiz bir şey ortaya çıkardılar diyor. Bu Müslüman düşünürler, ruhları şad olsun. Antik felsefeyi aldı, İslami düşünceyi aldı, birleştirdi ve buradan adı İslam felsefesi olan bir felsefe çıkardı. Hani konuşuluyor, tartışılıyor ya, İslam felsefesi özgün bir felsefe midir, değil midir? İşte Yunanca'nın, Yunan, antik Yunan felsefesi şöyledir, böyledir falan filan diye. Şimdi bu önemli bir çalışma, bir doktora tezi olarak Amerika'da yapılmış, Amerikan College'da. Bizim için önem arz eden ifadeler bunlar. Diyor ki, İslam felsefesi diye bir şey ortaya çıktı. Bu İslam felsefesi bir sistem, kendine özgü sistemi olan İslam felsefesi. That bu, onun sıfatı olarak okuyacağız şimdi burayı. Enriched the wisdom it inherited. Bakın, bu İslam felsefesi devraldı, bakın neyi devraldı? Antik Yunan'ı. Devralmış olduğu, inherited, devralmak, miras kalmak, devralmış olduğu bu antik Yunan felsefesindeki bilgeliği geliştirip zenginleştirdi. Oradan yeni bir bilgelik, yeni bir felsefe, yeni bir form, işte bu form son derece önemli. Bir, hem de distinctly bir form ortaya koydu. Muslim philosophers, Müslüman filozoflar, dikkat ediniz, debated, critiqued and developed the ideas they encountered in an attempt to reconcile ancient philosophy with Islamic monotheism. Müslüman filozofların duruşlarındaki efendim asalete bakın. Ne güzel ifade etti hanımefendi, sağ olsun. Muslim philosopher, Müslüman filozoflar debated, aldıkları o inherited, kendilerine intikal eden şeyi tartıştı. Kritik yaptı, eleştirdi, analiz etti. Ve developed, geliştirdi the ideas, bu düşünceleri. Ki bu düşüncelerle they encountered, yüzleşti karşılaştığında. Ne zaman? In an attempt, karşılaştıklarında bu fikirlerle reconcile ancient philosophy, bu antik Yunan felsefesiyle İslam tevhid inancını, Islamic monotheism, İslami tevhidi reconcile, uzlaştırma girişimin çerçevesinde. In an attempt to reconcile ancient philosophy with Islamic monotheism, antik Yunan felsefesinin İslam tevhidiyle uzlaştırılması çerçevesinde bu fikirleri geliştirdi, eleştirdi, tartıştı. Muslim philosophers, Müslüman filozoflar, entelektüel,
filozofa yakışır, bir bilim insanına, günümüz tabiriyle bir akademisyene yakışır bir duruşla bunları gerçekleştirdi. Öyle eğilerek, bükülerek bilmem ne değil. Komplekse girerek falan değil. Bu biz felsefeye atacaktık da, tutacaktık da, felsefe karşıtıyım da, mantık bilmem neyim de diyen zavallılar, kendilerine güveni olmayan, bilgisiz, yetkisiz, yetersiz, donanımsız, kifayetsiz adamlar bunlar. Duruşsuz adamlar. Okuduğun ne ki senin? Birikimin ne de konuşuyorsun? Birikimin ne ya? Vukufun ne de konuşuyorsunuz? Müslüman filozofların aleyhine atıyorsunuz, konuşuyorsunuz, zararlıymış vesaireymiş gibi sanki. Onun için önce onlardaki asil duruşu bir anla, bir gör, okuya, oku da ondan sonra. Bu işler emek istiyor, okumak istiyor, vukufiyet istiyor. Ve çok şükür bu büyük üstatlarımız, medarı iftiharlarımız, başımızın tacı insanlar geleneğimizde hem kendi inanç ve düşüncelerinin sahibi olarak durmayı dimdik bilmişler, hem de karşılaştıkları düşüncelerle onları uzlaşacaksa uzlaştırmışlar, eleştirecekse eleştirmişler, atacaklarsa atmışlar, tutacaklarsa tutmuşlar, geliştireceklerse geliştirmişler. Biz burada bu işleri yapabiliriz, bunu biliyoruz. Bunu göstermişler, eserleri ortada duruyor. Bunu antik Yunan'ın kültürel varisleri olan Batılı bu işin ehli insanlar da söylüyor. Biz söylemiyoruz yani. Hamasi nutuk atmak için söylemiyoruz bunu. Onlar da söylüyor, itiraf ediyorlar. Onun için değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bu derslerimiz inşallah şöyle bir sene sonra, 2 sene sonra çıtası çok yüksek derslere bir hazırlık dersleri bunlar. Birer ön hazırlık dersleri olarak yapıyoruz. Birkaç sene sonra bu YouTube kanalımızın hem çıtası çok yükselecek, hem ele alacağı konular inşallah çok derinleşecek. Bu şekilde bizimle bu yolu birlikte yürüyen, bu merdivenin basamaklarını şimdilik bizimle bu derslerle birlikte çıkan öğrencilerimiz, o günlere eriştiğimizde inşallah çok daha farklı meseleleri, çok daha farklı önemli kaynaklardan ileri düzeyde okumaya inşallah ve anlamaya çalışacağız hep birlikte. Okuyacağız, öğreneceğiz. İşimiz bu. Hayatımız böyle değerlenecek, böyle önemlenecek. Efendim yine uzunca bir dersi sabır ve tahammül göstererek izleyip dinlediğiniz için hepinize minnettarım, müteşekkirim, berhudar olasınız. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşça kalın.